Sedat Laçiner'in Türk Eğitim Sistemi'nin iflası başlığını verdiği yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşacağız. Hükümetlerinin başarısız oldukları alan açık ara farkla eğitim. Eğitimde dikiş tutturulamadığı için diğer sektörlerdeki başarılar da geçici kalıyor. Çünkü insan gücünü eğitemeyen, daha nitelikli ve becerikli hale getiremeyen toplumlar medeniyet ve kalkınma yolunda her zaman geride kalırlar. Türkiye son 25 yıldır yüksek öğretimde atılım yapabilmek için her ile üniversite açıyor, mevcut üniversitelerin öğrenci sayılarını artırıyor. Bugün Bandırma ve Alanya gibi bazı ilçelerde bile üniversite var. Bünyesinde fakülte olan ilçe sayısı ise bir hayli fazla. Üniversite sayısı şimdiden 190'ı geçmiş. Ancak üniversite kurdum demekle üniversite olunmuyor. Üniversitelerin pek çoğu altyapı eksikliklerinden muzdarip. Bunların bütçelerini batıyla kıyasladığınızda durumun vehameti kendiliğinden ortaya çıkıyor. Almanya'da üniversite başına ortalama harcama 1 milyar euroya yaklaşıyor. Bu da 3 milyar lirayı aşar. Amerika'da ise ODTÜ benzeri bir üniversitenin bütçesi 4 milyar dolardan aşağı değil yani 12 milyar lira. Amerika'nın çok büyük ve zengin üniversitelerine baktığımızda 20-30 milyar dolarlık kaynağa sahip olanları bile var. Bizde ise en büyük üniversitemiz sayılan İstanbul Üniversitesi'nin bütçesi bile yarım milyar doları bulmuyor. Türkiye'de ortalama üniversite bütçeleri bırakınız milyar dolarları 100 milyon dolara bile ulaşamıyor. Amerika ve Türkiye'den aynı öğrenci sayısına sahip iki üniversiteyi karşılaştırdığımızda Amerikan üniversitelerinin Türkiye'deki benzerlerine göre neredeyse 50 misli bütçelerle aynı işi yapmaya çalıştıklarını görürüz. Anlayacağınız aradaki fark uçurum denecek kadar büyük. Para faslını bir yana bırakalım. Türk üniversitelerinde öğretim elemanı açığı had safhada. Bazı üniversitelerde sınıflar liselerdekinden bile daha kalabalık. Hatta bazı yerlerde 100 kişilik sınıflarda 150-200 kişi ders almaya çalışıyor. Oysa iyi bir üniversitede eğitim öğret öğretim üyesi başına öğrenci sayısının 20'yi geçmemesi gerekiyor. Çok iyi üniversitelerde bu oran... 10 öğrenci ve altına kadar inebiliyor. Bizde ise bazı bölgelerde 120 hatta 150 öğrenciye bir öğretim elemanı düşüyor. Ülkemizde sadece iki öğretim üyesiyle eğitim öğretime devam eden yüksek okullar bile var. Üstelik bu rakamlar sadece niceliği ifade ediyor. Yani kaliteye geldiğimizde vaziyet bunun bile gerisinde. Ders yapmayan hocalar, derste hatıralarını anlatanlar, vur patlasın çal oynayanlar, dersin ismiyle ilgili hiçbir eğitim almamış olanlar ve daha nice acıklı halleri dikkate aldığımızda, Türkiye'de nitelikli öğretim üyesi başına öğrenci sayısı herhalde bini bile geçer. Deney yapmadan kimyager olanlar, deniz görmeden su ürünleri fakültesi bitirenler, laboratuvara inmeden mühendis olanlar, lise eğitiminin altında bir eğitimle kamu yönetimi bitirenler, bilgisayarsız öğretim üyeleri, aynı odada 3-4 öğretim elemanı, hatta odası bile olmayan okutmanlar ve daha niceleri. Anlayacağınız yüksek öğretim tel tel dökülüyor. Durum bu kadar acıklı olmasına rağmen siyaset acı tabloyu göremedi. Belki de görmek istemedi. Siyasetin acil derdi seçim öncesinde daha çok öğrencinin üniversite sınavlarını kazanması ve seçmen anne babaların üzerlerindeki baskısının azaltılmasıydı. Ne kadar çok kişi üniversiteye girebilirse aileler o kadar mutlu oluyordu. Mutlu aile ise oy demekti. Ayrıca üniversiteye girme oranındaki artış işsizliği birkaç yıl geciktiriyor ve yine siyaset üzerindeki baskı azalıyor. Bu durum oylara yansıyordu. Başka bir deyişle Talep edilen bir kandırmacaydı. Gerçek anlamda üniversite mezunu olamasalar da herkese birer diploma verilecekti. Ailelerin mutsuzluğu azaltılıp oyları alınacaktı. Ülkede işsizliği en az dört yıllarını ötelemiş olacaktı. Öyle de oldu. Durumu tespit edip siyasete yön göstermesi gereken kurumların başında hiç şüphesiz yok geliyordu. Ancak yok kuruluş kodları itibariyle ıslah edici, düzenleyici ve yön gösterici bir kurum olmaktan ziyade, öğrencileri ve öğretim kadrosunu baskı ve korkutmayla kontrol etmeye dönük olarak icat edilmiş bir kurumdur. 12 Eylül'deki kurulma mantığı 1970 ve öncesinde anarşinin sıklıkla görüldüğü ve hükümetleri zor durumda bırakan üniversiteleri kontrol altına almak ve onları ehliyeleştirmektir. Yani bu kurumun kuruluşunda eğitim ve öğretime dönük herhangi bir kaygı bulunmamaktadır. YÖK, geçmişte tüm partilerin kapatma sözünü vermelerine rağmen bugüne kadar aynı şekilde kalmayı başarabilmiş belki de tek kurumdur. Ne yazık ki kaldırma sözü veren siyasi partiler onu ele geçirdikten sonra YÖK'ün tadına varmışlar ve onu bir türlü bırakamamışlardır. İddia ediyorum, YÖK binası bugün itibariyle Türkiye'de yüksek öğretim bir saniye bile aksamaz. Hatta yükün kaldırılması ile birlikte Türk üniversiteleri özgüven kazanır, kurumsallaşır, daha nitelikli olma yolunda daha güçlü adımlar atabilirler. Bu anlamda yökü işe yaramaz ama çok önemli olduğuna herkesi inandırmış bir sırça köşk olarak da görebiliriz. Yöke öylesine bir ruh hakim ki başına kim gelirse gelsin ona yanlış işler yaptırır, diyor Sedat Laçiner Haberdar.com'daki yazısında.